15 Temmuz 2016 Türk milleti için hiç unutamayacağımız bir gündür. Bugünü anmak şehitlerimize, gazilerimize olduğu kadar gelecek nesillere de bir borcumuzdur. Biz o gece bir grup darbeci tarafından hain bir saldırıya maruz kaldık. Ancak millet olarak kenetlendik. Bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak darbeye karşı dünya tarihinde görülmeyecek bir direniş gösterdik. Tanklar, uçaklar ve silahlarla donatılmış olan darbecilere karşı meydanlara, sokaklara çıktık. Hiçbir korku ve endişe duymadan, canımıza hiçe sayarak vatanımızı sonuna kadar savunduk. Bu direniş sırasında şehitlerimiz oldu. Onların aziz hatıraları, gözlerini kırpmadan gösterdikleri cesaretleri ve fedakarlıkları her zaman kalplerimizde olacak. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu direniş neticesinde demokrasimiz bir kez daha zafer kazandı. Halkımızın birlik ve beraberliği, demokratik değerlere olan güçlü bağlılığı ve inancı, darbecilerin karşısında dimdik durduğumuzun en müşahhas somut kanıtı oldu. Türk halkı demokrasisine, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkmak için canını bir kez daha ortaya koydu. Bugün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele eden kahramanların anısını yaşatmak, onlarla birlikte vatanımızın geleceğine sahip çıkmak için bir kez daha bir araya geldik. Bu olayı unutmamak, genç nesillere bu fedakarlığı hatırlatmak ve bir daha asla böyle bir hain saldırının yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. 15 Temmuz Türk milletinin azim ve kararlılığının bir simgesidir. Bizler demokrasimizi ve özgürlüğümüzü korumak için her zaman kenetlenmeliyiz. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmeli, millet olarak hedeflerimize ulaşmak için çalışmalıyız. 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda ilerlemeye devam edelim ve Türkiye yüzyılında ülkemizi daha güçlü, daha demokratik ve daha müreffeh bir ülke haline getirelim. Tekrar sesleniyor ve diyoruz ki, ey darbe sevdalıları, ey ihanet içerisinde olanlar, yeniden böyle bir şeye cesaret ederseniz bilin ki bu millet 7'den 70'e hep beraber daha önce bu coğrafyada olduğu gibi kuruluş ve kurtuluştaki mücadelede ortaya koyduğumuz azim ve sebat gibi yine 15 Temmuz'da olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde size gereken cevabı verecektir. Tabii o günlerde yaşanan olaylar hala hafızamızda. 15 Temmuz 2016'da ben de Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yapıyordum. Bildiğiniz gibi darbeden sonra çeşitli komisyonlar oluşturuldu. Ve bu komisyonlar başta kamu içerisinde görev alan bu hain terör örgütüyle iltisaklı ve irtibatlı olanların tespiti ve kamudan görevden ayrılmasıyla ilgili çalışmalar oldu. Bakanlığımda bu komisyonun da başındaydım. Bir gün arkadaşlar çok ilginç bir dosya getirdiler. Dediler ki efendim kurumun adını ve ismini şu anda vermeyeceğim. Bir bayan çalışanımız var. Çalışanımızın eşi Sayın Cumhurbaşkanımıza Marmaris'te öldürmeye teşebbüs eden kuvvetlerin komutanı. Tamam, biliyorsunuz
o günkü kriterlere göre de bunu işten uzaklaştırmamız gerekiyor. Bunda bir sorun yok ki dedim. Yalnız bu bayan çalışanımızın eşi de şehit efendim dediler. Nasıl şehit, nerede şehit olmuş dedim. Dediler ki yine 15 Temmuz'da Gölbaşı'nda özel harekatta çalışan bir polis, bu çalışanın aynı zamanda kardeşi. Biz ne yapacağımızı bilemedik dediler. Şimdi değerli arkadaşlar, dedim ki bu çalışanın eşi pilot olsaydı ve talimatı almış olsaydı, inanın gözünü kırpmadan eşinin kardeşine de bombayı atardı. Atar mıydı? Biz bunlara şahit olduk. Dolayısıyla gereğini yapacağız. Ve gereğini yaptık. Ancak bu örneği tabii verirken şunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Kardeşi kardeşe vurduran, ailelerin içerisine fitne salan bu örgüt en mahrem bölgelerimize kadar tereddüt etmeden girmişti. Başka bir ifadeyle, benzetmeyle şunu söyleyeyim. Habis Ur gibi olmuştu. Ne demek Habis Ur? Vücuda giriyor. Vücudun savunma hücreleri onun yabancı bir düşman olduğunu anlayamıyor. Anladığından iş işten geçmiş olur. Onun için dedik ki bu iş artık ilaçla tedavi olma aşamasını geçti. Cerrahi müdahale gerekiyor. O uru vücuttan alıp atacağız. O urun dibinde olan, bitişik olanları da onlara da atacağız. Belki o mikrobu oraya da bulaştırmış olabilir. Onun için cerrahi müdahale yapmak zorunda kaldı devlet. Bugün birileri bunları masum göstermek adına 3-5 oy adına cesaret vermeye ve umut vermeye kalktılar. Ama milletimiz 15 Temmuz'da bu hain terör örgütüne nasıl dur dediyse, hayır dediyse, çok değil, Mayıs ayında cereyan eden seçimlerde bir kez daha hayır dedi. Bunların oyuna ihtiyacınız yok dedi. Bunu muhalefetin iyi anlaması lazım. Bugün buraya siyaset yapmak için gelmedim ama ülkenin hangi badirelerden geçtiğini hepimiz şahidiz. Ülkenin onlarca yıllık geleceğini hapsettiler. Enerjimizi israf ettiler. Uyanık olacağız. Artık bunlar bitti, öldü, gitti demeyeceğiz. Tekrar canlanmaması, tekrar sıçramaması için bir ve beraber olacağız. Çok değerli hemşehrilerim, bir kez daha Allah'ın inayeti ve milletimizin kararıyla bertaraf edildiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Günlük Birlik Günümüzün 7. seneyi devriyesini kutluyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere. O gün dimdik ayakta duran aziz milletime de huzurlarınızda bir kez daha saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.